Bu hafta geçen haftalarda kadar fazla parçamız yok. Enteresandır. Bu hafta biraz kısır geçti o açıdan. Ama yine de tahminimce 1-1,5 saat kadar beraber parçalarımıza bakacağız. Herkese iyi bayramlar bu arada. O zaman Harun Adil ve Necip Mahfuz Bedel başlıyoruz. Altyapıyı biraz sade buldum. Yani, ama kötü değil tabii ki. Geçen hafta La Diez Muhabbet gibi eski isimlerin yeni dönüş parçaları için söylediğim şeyi Necip Mahfuz için de söyleyebilirim. Hani biraz paslanmış gördüm. Harun Adil gayet beğendim bu parçada. Hani bu paslanmış gördüm dediğim düzelmeyecek bir problem değil tabii ki. Çabuk ısınabileceğini düşünüyorum Necip'in. Yani geçerli bir parça. Yani üstüne söyleyebileceğim pek fazla bir şey yok yani. Chat siz ne düşünüyorsunuz? Abi ben şu an internet bağlantısının kaynağını değiştirdim. Şu an sesim iyi geliyor mu? Şu an geliyor. Benim geliyor mu? Şu anda geliyor, tamam, bir Tamam. sıkıntı yok. Bu şekilde çözmüş olduk. Ben senin yorumlarını dinleyemedim ama ikinci şarkıdan itibaren sana dahil Tamam. olacağım. Tamamdır. Sen şarkıyı kendince yorumla. Ben çünkü yorumumu yaptım. Çete de sordum. Tamam, chat ne dedi? Beklenti karşılamadı ama Evet, aynı fikirdeyim. fena değil. Ben de aynı fikirdeyim. Sadece şeyi sevdim ben. Geçen haftaki upuzun şarkılardan sonra Evet, tadında tadına bırakılmış. bırakılmış. Abi geçen hafta Tozunda. çünkü şey vardı. Türk dizisi falan vardı hani uzunluk olarak. Bir önceki hafta da Türk dizisi vardı. Hatırlarsın, iki bölümlük. Katliam 4. 5 mi kaçtı o? Dörttü galiba. Artık takip edemiyorum çünkü. Ben Harun'u beğendim Aynı ama şekilde. Necip konusunda çok aradayım yani. Hemfikiriz. Yani sen yorumlarımı kaçırmışsın da farklı bir şey Hayır, söylemedin. tamam, aynı şeyleri söylediysek ben çıkıyorum o zaman. Görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. O zaman ikinci parçamıza hızlıca gidelim. Çünkü bir Tamam. iki parçada baya uzun uzun duracağız çünkü Tepki Ceza gibi yayını en son şarkısı olacak o gerçi Evet. ama hızlı hızlı gidelim. İkinci şarkımız Fred Sonu Yok. Sen baya beğendin. Gerçi ben Ben de beğendim beğendim bayağı. de sen baya dans falan ettin çünkü. Biz burada Emre'yle bakıştık. Aa, güzelmiş falan diye. Yok Benim beklentim yoktu çünkü şarkıyla ilgili de. benim beklentimin bayağı üstüne çıktı abi, tebrik ederim. Hani Benim de dehşet üstünde çıktı. Ben beklemiyordum. Haykin'in label mı? evet, Unique Haykin'in label'ı. Hatta açık konuşayım ben o parça bundan Haykin hemen sonra şarkıyı... ama evet, Haykin'in şarkıdan çok daha iyi bir şarkı çıkmış aynı label'dan bu hafta Ha, yani. tamam. Haykin'in şarkıyla ilgili ağza alınmayacak yorumlarım var, o Ya yüzden sıradaki yapmayacağım. EP'deki diğer işler daha iyi bence bu parçadan demiş. Ben EP'ye henüz bakamadım ama bu parça beklentimin, Aa. hani Fred'den beklentimin bayağı üstünde çıktı ve diğer şarkılarda daha iyi diyorsanız tebrik ederim abi, gerçekten. Ben de bakacağım Nakaratı da kesin beğendim. yayından Hani sonra. verse'leri de beğendim. Stili beğendim, klibi beğendim. Her şeyi beğendim bu parçaya dair abi. Şu an tam bir Emre Yücel'im. Johnny Sins ve Şan Dersleri kanalına hoş Aynen. geldiniz. Ama yani Bu şarkıya gerçekten çok beğendim abi yani. hemen piyanomu getiriyorum. Hemen bir melodik altyapı yazıyoruz şarkıya. O her şeyi beğeniyor diye öyle diyor Emre böyle. Yücel'in klasik yorumu çünkü. Yani. Bütün şarkıları. Yani Diyor. gerçekten tebrik ederim abi, beğendim. Fred duyuyorsan helal olsun. Hayki Şıkır Şıkır değil mi parçanın adı sıradaki? Yani Tarkan şarkısı adı tam bir. Bakalım. O zaman Hayki Şıkır Şıkır'a başlıyoruz. Oh, sen görmedin, seni tetikleyeyim Geçmiş diye ben olsun. böyle dans etme figürleri falan yaptım rol olarak ama görmedin Tamam işte, galiba. görmüyorum, görsem. Görsem. Abi yani TikTok'a düşerse yürür yalnız, bunu İnşallah söylüyorum. o arkadaki rakıyı içerken yapmıştır da birkaç gün sonra kaldırır Yani samimi şarkıyı. söylüyorum, yani Olay başına ben gelince diye. hani kötü buldum, hani geçen hafta çıkmış o, geçen haftalarda daha doğrusu biz henüz yayın yapmıyorduk o zaman. Arjuna'da falan çok güzel işler varken bu benim için büyük hayal kırıklığı oldu. Parça kötü ama hani TikTok'ta keşfedilirse yürür gibi geliyor. Yani hedef kitlesi de o Yani zaten sanırım yani. evet, zaten çoğu yorumda öyle. Ben de bir yorumlara Ha, baktım, yorumlara millet bakmadım ben, falan. Bir söylüyorum. baktım yorumlara, genelde TikTok üzerinden yürümüş insanlardı. Yani hedeflenen de buydu sanırım yani. Muhtemelen. Muhtemelen çünkü bir başka türlü bir anlam ifade etmiyor yani. Yani o Ajna'da Ajna mıydı şu an tam emin değilim de, ateş eden şarkılar var yani, çok başarılı şarkılar var ama bu şarkıyı ya Yok zaten abi. kapak tasarımından tut da sözlere kadar. O zaman doktor öldü beni diyor ve gerçi bu hafta Ayaz'ın parçası yok değil mi? Hep onu Ayaz'da yapıyorduk. Abi çok komik muhabbet ama kimse alınmasın da gerçekten çok güldüm. Hala çok gülüyorum ben ona ya. O zaman ben bir 2 dakika şey yapayım mı? Köz atayım mı, bir eldiven takıp? Tamam, eldiven takıp bir kez at. Sıradaki parça Rota Buna Değmem. Parçayı da böyle bitirmezsin ama ya. Çat diye bitti. Abi benim kulağım sende ama gözüm başka yerde şu an, kusura bakma. Anderson Paak'la Rota kıyası çok acımasız bir kıyas abi. Yani abi şeye geri dönmüş Rota. Aynı parçayı yapıyormuş hissiyatına geri döndürdü beni. Geçen haftakiyle çok büyük bir fark gerçekten Evet. hatırlamıyorum.
Nereden hatırladığımı Sadece konu bilmiyorum. değişmiş. Yani nereden hatırladığımı bilmiyorum ama yani nakarat bana çok tanıdık geldi. Chat'te ya da sende de böyle bir his oldu mu? Hani Rokon'un başka bir parçası Bende değil. de oldu da çıkaramadım ne olduğunu. Bir yerden çok tanıdık geliyor bana. Kendi şarkılarından birinden sanki değil mi? Hayır, başkasının Değil mi? şarkısı. Dur, Allah Allah, bende o hissi hatırladım. yarattı. Hatırladım, listeyi alacağım hemen. Şarkının ismini hatırlamıyorum da neydi bu? Ha, Beladayım. Evet, nakaratı buna benzettim abi. Aynen. Gerçi bu nakaratın da yanlış hatırlamıyorsam başka bir YouTuber'dan çalındığına dair bir spekülasyon vardı bir ara. Türk müzik piyasasının özeti zaten. Doğru söylüyorsun. Yani Yani. Rota her zamanki Rota abi, yani yine aynı şarkıyı dinlemiş gibi hissettim. Şimdi sırada Mörda Gezegen başlatıyorum. Bizim şu son dönem Türk rapçilerin uzun sahneler, uzun introlar ve outrolar koyup hiçbir şey anlatmaması. Ne diyorsun? Bu şarkı kadarını görmedim ama Ha, ya. parça... Bir buçuk dakika falan sürdü galiba Evet introsu. ya, o 1,5 dakikada bir şey olsa, hani bir şey anlıyor olsak hiç sıkılmayacağım da, yani ben hakikaten bir ara enstrümantal sandım ya. Ama Ben şey... acaba dedim hani iki farklı versiyonu mu koymuşlar? Bir klip, bir enstrümantal klip mi var diye bir şüphelendim de. Ya şey, hani bu gereksiz uzunluk haricinde, yani 3 dakika 49 saniyenin birer dakikadan 2 dakikası zaten enstrümantal giriş ve çıkış. İki buçuk hatta. Yani ama şey güzel. Hani rap kısımlar, hani ben Murda'yı beğendim abi. Bana çok şey ya sanki Emobi'den çıkmış bir Mobi'deydi zaten abi. tamam işte yani. Direkt o vibe'ı yine verdi ondan bahsediyorum. Yani verecek yani, normal o Hani geçen yani. hafta da konuşmuştuk ya şey vibe'ı vardı. Emobi'den çıkan şarkıların öyle bir hissiyatı var yani. Bu bir taraftan Eski Kuvvet Mira şarkıları gibi. güzel bir şey abi. Hani bu özellikle Uğur Öztürk'ün hani karakteristik sound'unu yaratmış olduğunu gösteriyor biraz da altyapı Sound'un bazında. dışında söz bazında da benim söylediğim aslında. Ya, eyvallah. Vokallerde, sözlerde. Birkaçısının buna dahil değil ama genelde öyle bir hissiyat yaratıyor bende. Yani şey, gereksiz uzunluğu haricinde intro'nun ve outro'nun beğendiğim işlerden biri oldu. Ekleyeceğim bir şey var mı? Bir dakika şarkı zaten o yüzden çok Eyvallah. ekleyeceğim bir şey yok. Hefe bloklar arasından. Yani ben öveceğim, eleştirin varsa sen başla. Yok bu da benim böyle beklentim olmadan başladığım ama hoşuma giden ikinci şarkı oldu. Ha, Fred kadar şey değil hani muazzam değil ama hoşuma gitti hatta yazdım kenara not aldım. Eyvallah. Kendi listeme ekleyeyim diye. Şu an Özellikle nakaratı. Hefe benim MOB'de şu an en beğendiğim isim açıkçası abi. Hani en potansiyel gördüğüm kişi kendisi. Prodüksiyon yine Uğur Öztürk kişi. Gerçekten belli ediyor kendini. Güzel sound. Hani bu arada arkadaşım diye demiyorum. Gerçekten Uğur Öztürk'ü ben hani bizim piyasamız için fazla yetenekli buluyorum abi. Abi Uğur Öztürk, ben şeyden tanıyorum işte bizim yayınlarda, şimdi yanlış bir bilgi de vermeyeyim. Bizim bu yarışma enstrümantal albümünü, beatlerini yapmıştı. Hani o zamandan bu zamana Ki o bayağı zaman, ciddi bir, o zamanlar 12 yaşında falandı muhtemelen, çünkü bayağı ciddi bir ilerleme var yani. O zaman da iyiydi. piyasaya verdiği ilk beat Tepkin'in Şehir Efsanesi, onu yaptığında 13 yaşındaydı abi zaten. İnşallah şimdi yanlış bir isim söylememişimdir. Umarım. Beğendim ama geçmişte daha iyi parçalarını dinledim. Bu dipnotu düşeceğim ama hani kötü bir parça mı? Hayır. Ben bunu da dinlerim yani. Bu hafta geçen haftaya göre şu anlık daha çok parça beğenerek ilerliyorum ama baktığımız zaman çok daha az sayıda parça çıkmış totalde. Çok enteresan. Muhtemelen beğenmeyeceğim bir parçayla devam edeceğiz. Ama çıkmış bakalım. Ön yargıyla giriyormuş gibi olmasın ama isim, yani daha önce çok iyi bir şeyin dinlemedim aynı o ismin çünkü. Sıradaki parça Kubilay Karça Arandım. Abi şey var, gerçekten stylingini kim yapıyorsa abi lütfen sektör değiştirsin ya. Herkes moda danışmanı Niye bence olacak diye bir yapmak şey yok istediği ya. tarza uygun bir. Verse'ler çok kötü bence. Nakarat iyi değil tamam ama şey var. Şu an maalesef tutacak bir nakarat. Yani bu parça birkaç milyonu görür abi, söylemiştim Evet. biz. Hedeflediği Zaten kitle genel zaten olarak biz değiliz Kubilay zaten Karça'nın yani. neden tutulduğunu da çok anladığım bir isim değil açıkçası. Ben Abi Nargile sevdiğim bir Kafe bir insan şarkısı olsa yok da şu an diye rap yapıyor olurdu. düşünüyorum Abi benim ama. işte zaten bununla çok problemim var. Ben neyi sevsem kekolar da sevdi bir süre sonra ya. Hip hop kültürüne bağlandım. Bir kekolara düştü. Nargile'yi çok seviyorum. Hatta şu an ikimiz de içiyoruz yani. Kekolara düştü. Niye böyle oluyor ya? Bak Amerika'da Bir mesela... sonrakine Kubilay Karça cosplay ile geleceğim Bak yayına. Amerika'da mesela Odize'de nargile içiyor mesela. Kimse Seri Köz muhabbeti döndürmüyorken hani bize bu dönüyor, anladın mı? Çok talihsiziz yani. Yani senin talihsizliklerin için ayrı bir yayın açmak lazım o yüzden. Ya ne diyeyim ki, ama gerçekten çok irite ediyor ve parçada bir de fakir edebiyatı yapılmış. Hani şöyle paramız yoktu, şöyle açtık abi, şimdi business modeli ifşa etmeyeyim ama şeyin şaha düet yapmak için ne kadar verdiğini ben biliyorum abi. Hiç o muhabbetlere girmesin yani lütfen.
Abi çok konuşacak bir şey yok bence şarkıyla ilgili ya, geçebiliriz. Ati 242 şöhret geliyor. Bölmek istemiyorum parçayı ama beat'ine Astral'in mi, Travis Scott'ın mı biliyor muyuz? Hani o yazıldı mı alta? Tamam. Sen başla istersen. Abi yine sıkıldığım bir Ati parçası. Bir de dediğim Fik Amerikan iş falan. Hani abi geçin bunları ya. Hani hakikaten geçin bunları ya. Hani burada şey, bir Amerikan hip hop savunucusu tamam öyleyim ama şey diye sırf bunun için söylemiyorum abi. Yani sorununuz ne ki? Yıllar önce şey de vardı. Atakan da hani şey hatırlamıyorum. Line'ı hatırlamıyorum ama şey diye bitiriyordu. Dinlemiyorum MOP. Aferin abi. Sanarsın MOP kötü müzik yapıyor yani. Burada da hani yani abi sizin probleminiz ne ya? Kopyalanan bir şeye laf çarpmak bana çok şey geliyor. Yani manasız geliyor. Ama yok, Alman rapine laf etmemiş. Hayır. Almanca Fick Amerikan iş diyor ya. Tamam yok, ben başka anladım anladım ya. Yine evet, Casey Rebel ve Gringo kırması bir şey dinliyorum yine yani. Ha bu arada Ati'yi normalde yani potansiyelde buluyorum. Doğru ama ya şey var. Ondan da sürekli aynı parçayı dinliyormuş isim var. Hani bir ilk defa nakaratta başka bir şey denemiş galiba ama. Nakaratı hiç sevmedim bu arada. Verse'ler, ben de sevmedim. Verse'ler fena değil ama ne anlatıyor bu sorusu? Chat'te de sorulduğu gibi ben de soruyorum şu an yani. Bana çok şey geliyor abi, tatsız geliyor şu mevzu yani. Albümün tamamıyla değerlendireceğim. Bir parçayla Ati'yi gömmüyorum şu an. Tamamıyla bir değerlendireceğim ama yani bu parçayı beğenmedim abi, açık konuşayım. Verse'lerde fena olmayan flow'lar var eyvallah ama nakarat beni çok sıktı. Ati'nin genel olarak kirli vokali, keyifli bir kirlilik yok orada abi. Beni yoruyor biraz yani. Mesela Casey Rebel'i ben severek dinleyebiliyorum. Aynı kirlilik var ama Ati'deki o beni almıyor yani uzun süre. Beat'e dediğim gibi Astral'in ise güzel. Yine başkasının ama Astral yazıyorsa yorum yapmayacağım. Bir sırada Bixxy Black feat. Mickey Rook. Sanırım öyle okunuyor. Pop Shit. Şarkı neceydi bu arada? İngilizce abi. Hangi dilde? Ben bir süre anlayamadım çünkü. Yani sen mi başlıyorsun, ben mi abi, başlayayım? Sen başla abi. Abi yani, benim çok söyleyecek bir şeyim yok şarkıyla ilgili. Yani, senin de çok söyleyecek bir şeyin olmadığını evet, düşünüyorum ama. Fazla bir şeyim yok. Hani Bixxy'nin normal performansının çok altında buldum ama çok çok. Yine de Bixxy'nin İngilizce kısımları ise yer yer güzel. Yer yer eksiklikler göze çarpıyor ama birçok yani atıyorum yani Mr. Brown falan hatırlıyorsundur abi, dümdüz okuyorlardı ona göre hatırlıyorum. Onlara kıyasla ama kaç düzgün bir İngilizce. Yani. Yok abi hala İngilizce yapanlar öyle okuyor, bir şey fark etmiyor Türkiye'de. Yani Türkçe gibi mesela, düşünüp İngilizce okuyorlar çünkü flow'ları yaparken. Kontkar'ın son yaptığı İngilizce Türkçe albüm fena değildi o açıdan. Aynı mantık hani şey var, o Red Key ekibi İngilizce parça başına o açıdan başarılı çünkü şey var, diğer Türklerde hani mesela aklıma gelen Şiirbaz deniyordu güncelde öyle bir şey. Ha şey var. Vurguları abi sanki Türkçenin dil yapısına göre yapıyorlar İngilizce okurken de bu çok tatsız oluyor mesela. Mesela Bixxy'de ve işte Kontkar'ın o albümünde bu hataları görmüyor olmam güzel bir şey ama parça Bixxy'nin performansının normal performansının çok altında yani. Hani iki tane şey dedik ya, beklentim yoktu iyi çıktı diye, bunda da benim beklentim vardı. Çok altında kaldı beklentim. Dinlememiştim ben yayından önce. Soru geldi. Ateş şarkısının takip süresini doldurmadığım için yorum olarak yetişemedim. Önceki yayınlarınızı takip edemedim pek ama yeni trend loop olayı hakkında ne düşünüyorsunuz? Producer kendi tagini atmasa yine de bu kadar laf edilir mi? Abi yok, edilir. Yani şöyle. Bak loopların mantığı şöyle işler abi. Sen orada bir materyal var. Sample almak gibi düşün. Sen o loop'u editleyerek yeni bir şey yaratıyorsan bu loop'u kullanmakta problem yok. Loop'u aynen alıp altına ritim döşediğin zaman abi sen ekstra bir şey yapmış olmuyorsun. Ya da keza Ati'nin geçtiğimiz haftalarda yayında konuştuk. 3-4 tane loop muhabbeti işi oldu ki onların bir kısmı loop değil. Yani rap parçasından sample kesmek net olarak bizim iş etiğimize aykırı bir olay. Hani Travis Scott'ın Antidote parçasının başından sample kesip yeni beat yapmak etik bir durum değil abi. Özellikle Rus parça vardı. Telaffuz edemiyorum hani Kiril alfabesi olduğu için kolay kolay da. Hani özellikle ya Patron'un yaz albümündeki Latina şarkısıyla o şarkının benzerliği loop'un ya da işte sampling'in ötesinde bir şey artık yani. Ya biz bu sample konusunu işleyeceğimiz ekstra sample diye bir konseptimiz var. Hani onu da bu hafta için mutlaka yapmayı planlıyorum. Sample konusunu detaylıca konuşabilecek. Parasını verip loop'u kullanmak tamam okey ama o loop'a biraz bir şey katman lazım abi. Yoksa yani çünkü aynı beat herkes yapabiliyor bu sefer yani. Peki sorunun muhtemelen geldiği şu Norm Ender özelinde de bir abi zaten cevap benim versen. Sıkıntım şurada. Norm Munkin'i de eleştirdim. Benim sıkıntım şunun abi. Norm Munkin yerden yere vurulurken başka loop çalışan prodüktörleri görmezden gelindi abi piyasada.
Hani dedi, geçen hafta dedim, Asrer'in o bahsettiği mevzusuna bizim yayın haricinde değinen, abi bu nedir diye soran bir kişiyi görmedim. Eğer varsa ve benim gözümden kaçtıysa onları ayrı tutarak bunu söylüyorum ama ya bu biraz abi adam kayırmak ya. Ya ben o şarkı özelinde belki bir şey söylemek istersin diye düşündüm o yüzden. Sıradaki Çok parça. kopmayalım istersen konudan aynı. Aynen. Sıradaki parçamız Yeis Sansura Yollara Düştüm. Geliyor. Oh. Gömün bakalım. Yok sen başla. Tamam, eğleniyor gibi gözüküyordum biraz. Ben bir yandan buraya şeyleri organize etmeye çalışıyorum da. Közü ona da bir yandan eğleniyordum. Anladım. Abi yine benim çok bir beklentim yoktu açıkçası. Bayağıdır da dinlemedim Yeisan Suray'ı. Son dinlediğim şarkısı ne onu bile Susamam. hatırlamıyorum. Evet yani solo anlamda bahsediyorum. Susamam dışında. Solo olarak en son hangi şarkısını dedim onu hatırlamıyorum. Böyle pek bir beklentim yoktu. Ama işte beklentim olmadığı için fena değil. Ama normalde açıp bir daha dinlemem Beni muhtemelen hiç sarmadı abi. Gerçekten dinlerken çok sıkıldım. yani. Özellikle bazı Çok, sözler biraz evet çok sığ ya sözler var çok klasik. evet işte çok da sert bir şey söylemek istemedim ama Kulağa sığ şey doğru değil, kelime hani galiba. evet hani onlar kulağa böyle havalı geldiğini düşünerek yazılıyor muhtemelen ama hiç öyle duyulmuyor abi, haberiniz olsun. Hayır, bunu Yeis Aynen. özelinde söylemiyorum, birçok Türk rapçinin hatası. Hani geçen haftaki böyle Soprano'nun birkaç punchline'da vardı ya öyle, hani şey, kız Gucci değilse sokmam böyle bir şey. Yani ben buna yok abi, kulağa sizin kulağınıza havalı gelmiş ama gerçekten çok çok kötü line'lar yani onlarda. Hani Yeis Sansura özelinde söylemiyorum bunu ama bu parçada benim olumlu yorum yapabileceğim bir kısım maalesef yok. Beni hiç almadı parçaya. Beat'e bakabilir miyiz? Chat'te de yazmışlar. Kendisininmiş abi. Aranje de Haşimberk Acar Çelik. Tanımıyorum. Ama söz ve müzik kendisine Mix'e aitmiş. abi. Ha? Mix SHB'di, evet. Mix'e Gördüm. Yani beni çok almadı abi. Herhangi biriyle beni almadı bu parça maalesef. aynen ben de. Sıradaki parça. Keyshan Redo Zombie. Yordu mu seni de? Aşırı yoğurdu abi. Beğenmedim. Yani 32 barın 16'sında kötü bir Cem Adrian dinlemek Ya çok yordu beni papağan ya. nakarat zaten beni genelde yoruyor. Hani sürekli aynı kelimenin tekrar edildiği. Ondan sonra hani Şey. bu şeyler beni rahatsız ediyor. Gibi bir zombi Ya. hani Türkçenin yapısına çok uygun olmayan ve sırf hani müziğe oturdu diye yazılan sözler beni çok rahatsız ediyor. Yani albümün tamamına bakmadığım için bütün albümü değerlendirmeyeceğim ama mesela geçen hafta demiş ki Keyshan'ın normalde beğenmediğim bir isim olmasına rağmen Karanlık şarkısındaki otosun kullanımını falan sevmiştim. Burada hiç beğenmedim. Aynen. Keza Red'i de beğenmedim. Hani bu parçada da pek olumlu bir şey söyleyemeyeceğim abi. Olumlu bir yorum Ya da yok. albümü ben çok hızlı dinledim. Hani çok detayına bakmadım ama şey gibi geldi bana dinlediğim kadarıyla. Hepsini dinlemek daha sağlıklı olur tabii. Bu Kontkar'ın ortak albümünde Kontkar'ın öne çıkma durumu vardı ya. Burada da biraz Redo sanki böyle hafiften öne çıkıyor gibi ama Kontkar kadar baskın değil. O da eski red Şurada tadını bak, vermiyor yani. önerilerde çıkıyor. Geçen haftaki Yakala çok beğenmememe rağmen bundan daha iyi bir işmiş yani. Şu Evet an galiba o da gördüğüm aynı yorum. albümde zaten. Albümde 4 şarkı var. Üçü bu dinlediğimizde aynı ve kötü diye bir yorum gelmiş. Eyvallah. Bir tanesi de muhtemelen yakala o dördüncüsü. Keyshan bu parçada autotune'u bence hiç doğru kullanmamış abi. Sıradaki parça. Sayan Feet Bedo birkaç güzel gün için. Bunun üzerine uzun uzun konuşuruz sanırım. O zaman ben bir göz atayım mı? At. Sen parçayı dinlediysen zaten sorun yok abi. Dinledim çok çok. Beş kere ben dinledim. Tamam. O zaman sen git, ben parçayı açıyorum. Sayan Feet Tamam. Bedo birkaç güzel gün için. Ben çok hızlı gireyim istersen sen sonra. Tamam. Sen başla. Tamam. Nakarat çok dehşet sarmasa da beni hani genel kanının aksine çok çok rahatsız edici gelmedi bana. Sayan zaten hani benim rapini çok tartışacağım bir isim değil genel olarak. Birkaç şarkı dışında hiç başarısız bir işini dinlediğimi hatırlamıyorum. Beat konusunu komple sana bırakıyorum. Oraya hiç Girebilirsin girmiyorum. ya. Benimle Yo. alakalı kısmı eleştirebilirsin ya. Onda problem yok. Yok, onunla ilgili konuşalım. Sonra bir şey söylersem söylerim. Tamam. Onun dışında klip bazında da Sayan'ın herhalde bugüne kadar özene bezene çektiği Evet, hem tek fikirim. klip galiba. O da şeyden mi acaba diye düşünüyorum. Bu şimdi çok farazi bir şey söyleyeceğim. Hani belki böyle bir şey yoktur ama patrondaki gibi hafiften bir böyle profesyonelleşme, hafiften Olabilir. bir acaba onun etkisi mi var? Hani bunu konuşmadık hiç ama olabilir. Sagopa'nın retweet'i vesaire. Böyle bir işaretleri var aklımda. Ama genel olarak hani şarkı ben şeyi ondan bağımsız söylüyorum. Hani beat konusundan bağımsız söylüyorum. Muhtemelen açıp dinleyeceğim ve
güzel bir şarkı yani, bugünün iyilerinden bir tanesi. Ya Ama şimdi... beat konusunda ciddi bir problem yok. Ortada da bir ufak bir saçmalık var. Ona değineceğim zaten. Evet işte, onu aydınlatırsan iyi olur. Abi şimdi şöyle, parçanın prodüksiyonu bir bana ait ama orada yanlış bir şekilde yazıyor. Yani bana ait dediğim şöyle, size orijinal beat'i de açacağım biraz sonra, fark edeceksiniz. Parçanın yapım aşaması şöyle gelişti. Ben Sayan'a onun hoşuna gidebileceğini düşündüğüm bu beat'i attım. Parça yapıldı. Dinletmiyorlar mı sorusu şöyle. Benim dinlediğim final demo bu değildi abi. Yani bizim özellikle yurt dışı işlerimizde falan herkesin içine sinmesi için emeği geçen herkese demolar hani final halinde atılıyor. Bak burada bunu yaptık, şunu yaptık diye. Parçanın final versiyonunu ben de sizlerle aynı anda dinlemiş oldum. Bununla alakalı bir hani Türkiye'de böyle çalışılıyor. Hani Türkiye'de sadece bunu sağlayan veya PMC ekibi yapmıyor. Çoğu kişi de bu sıkıntıyı yaşıyorum. Sıkıntıdan kastım şöyle, özellikle bol sözlükte gelen bir eleştiri yüzünden bunu söylüyorum. Mesela birçok işimde bunu daha önce de yaşadım. Abi mühendis mixleyemediği için daha önceki bir parçamda da oldu. Basım silinmişti mesela. Burada zaten bol sözlükte entry'ye giren yazara yüklenmeyeceğim, ona gömmeyeceğim. Onun söylediği şeyi açıklama yapmak için bunu söylüyorum. Orada şunu yazmış parçanın altına. Ha, biraz kinini de kusmuş gibi bir üslupla yazmış. Ayrı mevzu da işte Baykan Barlas işte alt frekansları ya hiç duymuyor ya çok iyi, ya da çok iyi duyuyor. Bizim anlamadığımız bir şey var. Bir beatinde de bas duymak istiyorum yazmış. Abi bu beatin de orijinalinde baslarım vardı. Finalde Yalnız 10 numara yorummuş. yani finalde final işi duyduğunuzda evet ben de basımı duymuyorum. Ama bu sorun hani şey işte dinleyici bunu şey yapmıyor o zaman. Hani kimin hatası olduğunu çözemiyor. Bu beni rahatsız Evet. eden bir şey. Bu dinleyicinin problemi de değil bu arada. Değil bu Bağımsız olarak arada. Değil bu söylüyorum arada ama bunu. işte böyle bir ben hani şey var. Böyle bir şey açıklamak zorunda kalmamalıyım. Hani bunu sadece Evet. dediğim gibi sahayın üzerine demiyorum. Ben parçada da söyleyeyim mesela. Narkoz'da Emir Şamur'un yaptığı parçanın ismini hatırlamıyorum. Bayağı önce çıktı. Hatta sonra hata fark edildiği için sağ olsun silmişlerdi o dönem. O parça mixlenirken ben finali bir duydum abi. Hani çıkmış işi duyuyorum ama demoyu da değil. Baslarım yok. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bu parçanın yapım aşamasında tekrar devam edeyim. Burada bir de şey sıkıntısı oldu insanların kafasını karıştıran. Pek değil hatta hiç örneğini görmediğim bir kredileme şekli oldu. Müzik işte Efecan, gitar Kaan Uğurlu olması lazım. Sampling Baykan Barlas yazıyor. Abi sen böyle bir kullanım şekli olmadığı için insanlar beat'i kim yaptı şeklinde bir kafa karışıklığı yaşıyorlar. Hani bu normalde producer, co-producer ya da işte müzik X ve Y şeklinde yazıldığı zaman bu kafa karışıklığının önüne geçilebilir. Hani yani burada şey anlamı çıkıyor çünkü ben sadece sample'ı attım kalanını onlar doldurdular gibi bir şey çıkıyor. Hayır abi. Ha bu haberim var. Sayan bana şunu söylemişti çünkü. Baykan biz hani ben biraz daha deneysel şeyler yapmak istiyorum bu ara. Biz parçaya ekstra enstrümanlar çaldıracağım ve biraz değişiklikler yapabilirim. İznin var mı? Ve tabii ki Proto Kredis kısmında hani bir sıkıntı olmayacak şeklinde. Ben de tabii abi hani sorun yok. Bakalım demiştim. Hani üstünün demin sorduğu şey yani Türkiye'de maalesef hani bu PMC özelinde değil. Stüdyoda dinleniliyor ve evet abi güzel oldu çıkaralım deniyor. Diğer insanlara bu sorulmuyor. Bu biraz sıkıntı. Bunu zamanla umarım bütün piyasamız bu anlayışı benimser diye düşünüyorum. Ben size hani ne değişiklikler yapıldığını göstermek için beat'in orijinalini kısaca bir açacağım. Diğer arkadaşların da emeğine sağlık. Eyvallah. Özellikle gitar partisyonlarını çok beğendim. Hızlıca size beat'i açayım orijinalini. Hop. Hani vakit almasın diye hızlı hızlı geçtim. Belki ileride çıkacak bir yeni bir instrumental serisine farklı bir versiyon olarak bunu koyabilirim. Hani taraflar içinde bir problem olmuyorsa diğer taraf içinde. Bunu İsim söylemiştim. önerimi de düşünürsen sevinirim eğer koyarsan. Anladım. Ya şey var bu şu an açtığım bitti mesela hani mixsiz versiyon olduğu için hani davullar o kadar vurmuyorlar ama orijinalinde bunun boom bap davullar vardı. Daha güncel sound denemek için muhtemelen Efecan üstüne daha bir 808'ler kullanmış ama mesela kullanılan 808 snare'ı ben hani kickler için demeyeceğim ama 808 snare ve bu hi-hat dizilimini çok sevmedim açıkçası bu versiyondakini parçadakini. Ama mesela gitar partisyonları gerçekten seviye atlatmış bunu beğendim. Objektif olarak. Bunu söyleyebilirim. Ben boom bap halini daha çok seviyordum. Sağ yanın verse'lerinde bir kusur görmüyorum. Bedo'ya ben de alışamadım abi. Yani genel olarak sadece bu parça değil. Geçen hafta dinlediğimiz işinde de aynı şeyleri söylemiştim ama beni yakalayamıyor. Gerçekten çok sevmiyorum. Sevmiyorum derken kişisel bir şeyden bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sound'u beni almıyor abi. Yani şey var. Şimdi sözlükteki Baykan'ın basını duymuyorum dediğin şey benimle alakalı problem değil abi. O eleştirinin muhatabı ben değilim. Sözlükteki arkadaş izliyorsan haberin olsun. O beatler o bası yazamıyor olsam ben herhalde globaldeki kariyerimi yapamazdım abi. Hani bunu kendimi övmek gibi düşünmeyin ama.
biraz mantığımızı kullanmamız lazım. Ve dediğim gibi hani eleştiri benim her zaman başımın üstünde yeri vardır. Eleştiri benimle alakalı bir şeye gelmediği için bu sefer hani böyle bir karşılık veriyorum. Sözle de sevgiler tekrar. Hani hiçbir problem yok aramızda. Hala var olmanızı destekliyorum. Bedo'ya değindik. Dediğim gibi ben bu trap davullara alışamadım. Ama yine de kötü, çok mu kötü duruyor? Hayır. Günün güzel işlerinden bir tanesi her şeye rağmen. Bedo'nun nakaratı beni yakalayamasa da evet, günün güzel işlerinden bir tanesi abi. Orada ben de bir şey açıklık getireyim. Chat'te bir yazıldı. Yanlış anlaşılma olmasın. Sayan hani klip konusunda dedim ya, biraz daha belki profesyonel bir bakış açısıyla yaklaşıyorlardır diye. PMC para da gördü tabii, onun da etkisi var biraz belki. O bir hani şey değil, kötü bir eleştiri değildi. Sadece Sayan'ın genel tavrı, hani çok fazla piyasayı, doğru kelimeyi bulmak istiyorum da şu anda. Hani piyasa işi yapmak değil sonuçta adamın hedefi. Hiçbir zaman öyle olmadı. Hani belki biraz daha günün şartlarına uygun, müzik endüstrisinin şartlarına uygun bir şeyler yapmak istiyor olabilir gibi geldi bana. O da sadece benim kendi tahminim. Hani bir şey bildiğim için ya da duyduğum için değil. Yani yanlış ben anladım. Son olarak bir şeyi tekrarlayacağım. Demin dediğim gibi parçada diğer emek veren insanları ateş ediyormuşum gibi algı çıkmasın. Dediğim gibi emeklerine sağlık. Güzel bir kolektif iş çıkmış. Ama dediğim gibi oradaki kredilendirmede bir alışılagelmediğimiz bir marjinallik olduğu için abi insanlarda çok ciddi bir kafa karışıklığı var yani. Hani Efecan'a gelmesi gereken övgü de bana geliyor ki bu da yanlış. Efecan'a gitmesi lazım ya da işte bana Evet. gelmesi gereken eleştiri Efecan'a gidebilir. Hani bunun önüne geçmek adına ben hani özellikle yayında açık ne değişti beat'te hani onu göstermek istedim. Tepki ve ceza yak. Produced by 93. Sen başlayayım mı? Başla. Abi ben sana daha önceden de söylemiştim. Hı hı. Şarkı duyurulduğundan beri bayağı büyük merakla bekliyorum. Hepimiz. Beklentim de bayağı yüksekti. Hepimiz. Beklentimin altında kaldı özetle. Ama Tepki bir de şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam. Masakan'ın işte katliamdaki verse'ü beğendiyseniz bu çok çok daha iyi gibi bir şey söylemişti. Tam kelimesini hatırlayamıyorum şu an ama o da beklentimi bayağı bir yükseltti. İşte beklentiyi aşırı yükseltmemek lazım abi sanatçı hatası olarak. Bunu hepimiz yapıyoruz. Ben de yapıyorum yeri gelince. Yani katliamın altında mesela ama yine de oldukça başarılı bence Tepki'nin verse'ü. Benim nakaratla ilgili bir sıkıntım var. Mix'ten mi kaynaklanıyor bilmiyorum. Mix'i de aslında çok sevdiğim bir arkadaşım yapmış ama Yasin Dehan şaşmaz. Evet, ondan mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Kelimeleri anlamakta, ne dediğini anlamakta bayağı bir güçlük çektim ama sorun başka bir şey de olabilir bilmiyorum. Teknik kısmı değil çok biliyorum. Pardon. Onun dışında Teaser 2'ye sanırım Ceza'nın verse'deki en kötü yerini koymuşlar. Orada bir beklentim düşmüştü benim. O da Ceza'nın kısmı ile ilgili. O da toparladı. Yani genel olarak bu şekilde ama beklentimin altında. Kötü bir parça mı değil ama hiç hani teaser duymasaydım ya da hiç işte bu yorumları okumasaydım falan büyük ihtimalle beğenirdim. Ya Ama bir tık böyle yani beklentim hype yükseltildiği için abi aşırı o yüzden biraz hayal kırıklığı oldu insanlarda. Yoksa hani bu habersiz çıkmış bir parça olsa şu an çok farklı konuşuyorduk bence. aynen öyle. Ha bu benim için hani zaten parçalar bittiği için bunu söyleyebilirim. Günün en iyisi hali her şeye rağmen bu parça abi. Günün en iyisi ben de hala Fred galiba ya. Değineceklerimi değineyim sonra o bahsedilen nakarattaki flow çalma ve işte bir beat çalma mevzusunda ki ben dediğim gibi zorlama buldum onlara bir değineceğiz. Ama ben bir yorumumu yapayım abi ben gerçekten beat'i çok beğendim ve 93'nin yani 93'ün tanıdığım bir arkadaşım çok emek verdi hani bu noktaya gelebilmek için. Hani yeni yeni tanıyorsunuz ama sanmıyorum araklama mevzusuna gireceğini beraber dinleyip bakacağız. Hani ben baktım zaten çok benzetemedim açıkçası. Hani prodüksiyonu gerçekten beğendim. Tepkiyi ben de Ceza'dan daha iyi buldum. Nakarat da yakalıyor. Klip zaten Tepki'nin her klibi gibi abi. Yani kötü yorum yapamayacağım. Çünkü gerçekten üzerine masraf ve emek var yani belli oluyor. Hafif komiğine gidecek bir şey söyleyeyim. Bak Kila Akın'ın Ceza'yı örnek alması bir noktada. Tepkiyle iki kişi olmalarına rağmen Ceza klipte maske takıp sosyal mesafeye önem veriyor abi. Lütfen Kreuzberg'li rapçilerimiz de kliplerinde bu hassasiyete önem vermeye devam ederse... Aklıma sen geldin. Dinlediğim zaman aklıma sen geldin. Bu çünkü bizim bir rutinimiz oldu biliyorsun. Bu uyarıyı yapıyorum sürekli. Lütfen sosyal mesafe önemli abi. Bu açıdan Ceza'yı, Bilgin abiyi tekrar tebrik ediyorum. O Direncan hoş geldin abi. Biz de tam Noodle dinliyorduk. Ben parçayı bayağı beğendim abi. Ceza'nın autotune kullanımı da bence diğer rapçilerimize örnek olabilir. Çok doğru bir kullanım var. Nakaratta arkadaki ses bir tek bende yok. Beat'inin sample ile aynı. Bu arada istersen indir sample'ı kes bak ama sadece orası benziyor. Tüm parça beat'i değil. Evet yani. Tekrar beraber şimdi listemizde parça var. Bu mevzuya bakmak için Sagopa Kajmer bir tek bende yok parçasını açıyorum. Dinleyip bakalım.
Abi kapattım çünkü nakarattayız dendiği gibi ben hiçbir alaka göremedim ya. Çok zorlama geldi bana Çok ya. zorlama. Yani Şu diğer kısmı da tek hecelik bir kelimenin art arda kullanılması tek benzerlik yani onun dışında. yani Matt'te de dediğim gibi ben öyle bir şey almadım ama bakalım. Anladık. Yani. Y harfi, A harfi, W harfi, K harfi. Schoolboy Q'nun orada adlib olarak yaptığı şey. Yani tamam abi. Yani ben buna çok buradan nakaratı çok Buradan Ömer Çelik olur. hani buradan gidip de nakaratı alıp bu şu 3 saniye kısmı bütün nakaratıma yayayım diyeceğini zannetmiyorum Kerem'in ya. Bence zorlama bir yerdeyiz. Hani Ya çalıntı şarkı mevzusu için zorlama bir yerdeyiz abi yani. Şarkı direkt araklanmış falan deyince ben böyle bir şey var sandım. Bence bir şey yok abi ortada. Yani yok yok bir şey geçen yok ben de haftaki ya yine aynı yere gelmek istemiyorum ama geçen haftaki astral işlerine bakalım mı tekrar yani arak parça görmek istiyorsak. Onun bir yanında hafta bu hiçbir şey ya. olmuştu. Yani bu hiçbir şey derken burada bir şey yok zaten yani. Ya Alev Alev şarkısıydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani tamam oradaki flow bayağı benziyordu diyeyim. Yumuşak bir ifadeyle ama burada hiç öyle bir şey yok ya. Ben öyle bir şey bekledim açıkçası. Bence bir sıkıntı. Hatırlıyorsundur o Evet şarkıyı evet bence muhtemelen. bir faullük durum yok abi burada. Hani burada bir Sagopa Kajmer tweet atmış hani sagolandınız mı öyle bir şey. Ben engelli olduğum için görmedim de ben hala o tayfadayım. 10 yıldır devam ediyor engelli olmam. Sagopa Kajmer'in sosyal medya hesaplarında. Tam olarak ne yazdığını görmedim ama hani kendisi de böyle bir düşünce içerisindeyse abi gerçekten bir daha düşün ya. Aynen Ehli Şuur diye bir moderasyonu vardı onun admini mi menajeri mi ne o engellemişti herkesi. Ha gerçi ben Tek ben şey değil. engelli değilim galiba. Ben gerçi zaten şey ateşli gençlik zamanlarında direkt salladığım için zaten hani normal engellenmem. Hani ben birçok ünlü de engelliyimdir. Hiç rahatsız değilim ayrı mevzu. Ha Sagopa'ya yaptığım çıkış gereksiz bir çıkıştı o dönem evet de. O zaman sıradaki parçamız listemizde yoktu ama yeni çıkmış bir freestyle sanırım. Kendo Kenji poz ver. Bir parçayı daha sıraya atayım. Sen o sırada bunun hakkında konuş abi. Review'sun şu bir de. Tamam. Ben kendimi son zamanlarda takip ediyorum bayağı bir çıkardığı şarkı. Zaten her hafta o da şarkı çıkarıyor. Şey gibi. Gerçi bu hafta yoktu şarkısı ama Kezo gibi. Her hafta neredeyse şarkı çıkarıyor. Burada chatte Vasıfsız Eleman'ın yazdığı yoruma katılıyorum ben de. Hani yeteri kadar agresif değil. Tarz gereği öyle Ama olması gerekiyor evet. evet. Çünkü Ama şu genel olarak yine kavramları başarılı. ben bir şu kavramları hızlıca bir açıklayayım. Buna daha Aynen iyi olur. Hip Hop 101'de genişçe gireceğim de. Abi trap dediğim şey aslında hani seri döşenmiş hi-hatler üzerine hani şey triplet flow demek değil aslında. Trap house kavramından geliyor. Trap house da met üretilen yer. Trap müziğin özelinde bu trap house hayatı anlatılır. Hani bizdeki trap kavramında böyle bir şey görmüyoruz. Yani tamam yaşamadıklarını anlatamazlar zaten de hani algı çok saptı. Drill'de de abi olması gereken şey hani agresyonla bir şekilde abi suç yaşantısı anlatılması gerekiyor yine mantıken. Şiddet anlatılması gerekiyor baktığımız zaman. Ama drill yapmaya çalışırken drill beat'in üstüne abi hani sakin bir vokal biraz garip geliyor bana da. Ozan'ın dediği şeye katılıyorum. Kendo'yu yine beğendiğim bir isim. Dediğim gibi potansiyelli, yetenekli görmeme rağmen hani drill olayının agresyonunu görmüyorum. Tamam illa bana o yaşantıyı anlat demiyorum ama hani yani sound bu. Ben yani o zaman buna girmemek gerekiyor. Yani agresyon Freestyle kısmı gerekiyor. işin orayı ben çok kavrayamadım. Aynen İngiltere'de drill yapanların klipleri banlanıyor abi televizyondan, YouTube'dan yani. Sıradaki parça bunu da unutmuşuz bak. Bu haftaki yoğunluk koşturmacamızdan. Revios, Alo Revo iptal. Abi eğlenceli bir iş ya. Ama eski ben de eski halini hatırlıyorum. Bayağı hani boom bap falan hani biraz şiirbaz ekolüydü. Bayağı değiştirmiş tarzını ama yakışmış. Hani çok çok iyi Bence değil. Tekrar tekrar dinleyeceğim bir iş değil açıkçası ama hani şey eğlenceli parça. ben muhtemelen dinlerim birkaç kez daha. Ya hatta arabada nasıl duyuluyor çok merak ettim. Eyvallah. Valla cidden Eğlenceli merak ettim. parça. Beat kimin ona da bakalım. Soaker Martin Pursell. Yani Freebie sanırım. Böyle bir nick seçmediyse bir Türk abimiz kendisine. Eğer öyleyse ve yazdıysa da ben ekstra tebrik ediyorum kendisini. Geçen hafta konuştuğumuz Aynen konudan aynen aynen. Freebie yola olunca çıkarak. yazmıyorlar genelde çünkü. Güzel. Ya ben bugünün en kötü işi bana göre Kubilay Karça. En iyi işine hala ben eksiklerine rağmen tepki ceza yak diyorum. Sen? Ben en kötü işine kesin payki. Üzgünüm. En iyi işte Fred'le Yak arasında kaldım. Ama sanki Fred böyle bir tık daha ağır basıyor gibi. O da işte beklenti meselesi. Hani beklentim hiç olmasaydı muhtemelen Yak derdim. Geçen haftadan daha verimli bir hafta sanki bu Evet daha hafta. az parça var ama daha verimli bir haftaymış abi. Evet. Yayınımızı bugünlük kısa keselim biraz. Sen de yazdı tam ailenle kardeşin yurt dışından geldi. Tekrar onlarla vakit geçir derim.
Herkese iyi geceler, tekrar iyi bayramlar. Yayına geldiğiniz için teşekkür ederim. Kısa zaman sonra da yayın takvimini paylaşacağım. Hepinizi öpüyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.